Merhaba arkadaşlar. Bugün yaptığım chopper kullanan arkadaşlara göre bir tane kombin. Bu kombinin içinde Shark Raw kask var. Bu biliyorsunuz Google gözlük ve maskesiyle kullanılan bir tane kask. Zandona bir tane dizlik ayarladım. Bu içe giyilebiliyor. Revit'in Fly modeli bir tane eldiveni var. TJX'in Street Ace bir tane botu var içinde. Ve Dynes'in Razon deri bir montu var. Bunların hepsini şimdi detaylarına geçelim. Shark Raw kaskı zaten biliyorsunuz, daha önceden de birçok kez tanıttık. Yeni modelleri, tasarımları geldikçe de onları da zaten tanıtıyoruz. Google bir gözlüğü var, bir maskesi var. Rahat çıkartıp takılabiliyor zaten. Bunu hani şuradan rahatlıkla çıkartıp takabilirsiniz. Bir şey gerekli olduğu zaman şuradan üste doğru katlayabilirsiniz istediğiniz zaman. Çizilmez bir yapıya sahip Google gözlüğü vardır. Maske nefes alabilir bir yapıdadır. Zaten ön tarafındaki deliklerden bunu hissedebilirsiniz. Dış kabuğu termoplastiktir. Google gözlüğü ve maskesiyle beraber tam bir uyum içindedir. Aynı zamanda bu hani chopper kullanan arkadaşlar için gerçekten iyi gideceğini düşünüyorum. Üstünde güllü kuru kafalı bir deseni var. Siz istediğiniz zaman hani burada farklı desene sahip sadece renkler içeren desenleri de var. Onlardan da alabilirsiniz. Hafif bir kasktır. Yaklaşık 1050 gram bir kasktır. Tamamen hani yarım kask kategorisine giriyor aslında, fakat işte Google gözlüğü ve önündeki maskesiyle beraber çeneninizde birazcık koruyacaktır. İç tarafı nefes alabilir yapıda bir pet yapısına sahip. Alt tarafında mikrometrik bir bağlantısı var. Boyun petleri var. Yani bunun dışında çok da fazla büyük bir özelliği yok. Üst tarafında havalandırma kanalı var. Zaten bunu da söyledim. Dynes'in montuna geçelim. Bu deri bir mont. Omuzlarında ve dirseklerinde korumaları var. Çıt çıtla kapanabilen bilek yeri var, fermuarı var. İç tarafında da özel bir katmanı daha var. Bu katmanı da şuradan size detaylı şekilde göstereyim. Bunu açtığınız zaman içinde bir astar olduğunu görüyorsunuz. Astarın cepleri var. Aynı zamanda şu iç tarafında hani montun kendisine ait de bir tane cebi var. Alt tarafını Dynes pantolonunuzla birleştirebilirsiniz ve arka tarafına sırt korumanızı yerleştirebilmeniz için bir tane cebi bulunmaktadır. Yazın sıcak havalarda bu astarı çıkartabilirsiniz. Yan tarafında iki tane cebi var. Belinde de çıt çıtı var. İki kademelidir çıt çıtı da. Onu da açabilirsiniz. Şurasında da bir tane cebi var. Bu cep aynı zamanda file bir dokuya sahip. Yani burası da hava alması için yapılmış. Burası da hava alması için yapılmış. Rahat kullanımlar için, hani yazın fazla terletmemesini sağlamak için yapılmış. Körük mekanizmalarına sahip. Bu kolunda yok ama omzunun arka tarafında var. Arka tarafında herhangi bir reflektif özelliği yok. Boynu yüksektir ve boynunda da şöyle çıt çıtları var. O çıt çıtları kapatarak da hani biraz daha soğuk olduğu zaman kendinizi koruyabilirsiniz. Bununla beraber bir tane pantolon önermedim. Yani siz istiyorsanız hani pantolonu buradan arkadaşlarımızın yardımıyla seçebilirsiniz. Sandona'nın dizliklerini öneriyorum bununla beraber. Bunlar içe giyilen dizliklerdir. Kendi pantolonunuzun içine bunları ilk başta giyerseniz hem korumalı şekilde, bunlar aynı zamanda cırt cırtlıdır. Hem üstten hem alttan cırt cırtlıdır. Korumalı şekilde sürmüş olursunuz. Beraberinde demin de söylediğim gibi Revit'in Fly 2 modeli bu. Bu Revit'in Fly 2 modeli tamamen yazlıktır. Yazlık model olduğu için tamamen deliklidir. Delikli model elime giyerek göstereyim. Şöyle, özellikle şu bilek koruması gerçekten hani hem yumuşak hem de darbelere karşı çok iyi bir koruma içeriyor. Tamamen delikli, yumruğunda ve eklem yerlerinde korumaları var. Aynı zamanda şu üç parmağında rahat gaz, vites kontrolü sağlayabilmeniz için körük mekanizması var. Bileği cırt cırtlı şekilde kapanıyor. İç tarafı da tamamen, kendisi de tamamen deri olarak yapılmış. Gerçekten iyi bir eldiven. Şöyle de bakın göstereyim. Bunları zaten detaylı olarak çekeceğiz. Bazı çekimlerde
uzak kaldığını söylüyorsunuz çünkü ürünlerin. O yüzden biz de yakın detaylarını da koyuyoruz. Şimdi bu kombinle beraber bir tane de TCX'in buna gidebileceğini düşündüğüm bir tane botunu öneriyorum. Ön tarafında bilek yerinde ve topuk koruması var. Alt tarafı da aynı zamanda kaymaya karşı yapılmış. Yağda, benzinde, mazotta kaymayacak şekilde yapılmıştır. İç tarafı nefes alabilir. Bu yan tarafında, yani dili kaymasın diye de aynı zamanda ayakkabının içine fixlenmiştir. İç tarafındaki dokusu nefes alabilir bir doku. Dediğim gibi bu TCX'in Street Ace modeli. İyi bir modeldir. Yani bunu beğenmiyorsanız Falcon'un, Rockwell'in, Dynes'in kendi botlarından da alıp kullanabilirsiniz. Chopper'a gidebilecek olanlar da zaten burada var. Tamamen full deri olanlar da var. Onlardan alıp kullanabilirsiniz. Şöyle bir kampanyamız var. Ondan bahsediyoruz hep. 2000 TL ve üstü alışverişlerinizde buradan yapacağınız ve peşin yapacağınız alışverişlerde Facebook'ta ve Instagram'ın, kendi Instagram ve Facebook'unuzda paylaştığınız zaman anında %15 indirim kazanıyorsunuz. Onu da hatırlatmadan geçmeyeyim. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz İstanbul Karakartal, Bostancı Karakartal sokaktayız. Metronun ikinci çıkışındayız. Bizi seyretmeye devam edin. Hepinize iyi günler, iyi sürüşler.